Bir tarafta enflasyon ama bir tarafta da biraz sanıyoruz ki keyfi yaptırımlar sonucu ev sahibi ile kiracılar arasındaki şiddetin boyutu her geçen gün artıyor değerli izleyenler. Çünkü şöyle genel bir ekonomik yaptırımlara tutumlara baktığımızda kira oranları gerçekten fahiş fiyatlarda bu tanımlama bile yetersiz öyle ki. Ev sahibi şiddetine işte bir yenisi daha eklendi tam bu tartışmalar çerçevesinde. Kiradaki evine emlakçı getirmek isteyen bir ev sahibi bu isteği reddeden kiracısının kapısına dayandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kiracı Aktay ailesi ev sahibinden şikayetçi oldu. Yüksek fiyatlarla başkalarına kiraya verebilmek için evinin boşaltılmasını isteyen ev sahipleri artık kiracıların kapılarına dayanıyor. Görüntüler bu kez Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden. İddiaya göre kirada oturan Aktay ailesinin kapısına dayanan ev sahibi eve emlakçı getireceğini söylüyor. O sırada kapıyı açan Mildan Aktay adlı kiracı emlakçı getirmenin sözleşmeye ters olduğunu belirtiyor. Zaten ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Emlakçı talebi reddedilen ev sahibi kiracısına hakaret ederek şiddet uygulamaya çalışıyor. Polisi arayacağını söyleyen kiracı Vildan Aktay evinin kapısını güçlükle kapatıyor. Hakaret ve tehditlerle apartmanı ayağa kaldıran ev sahibi Tülay Çankırlı bu kez tüm ailesiyle kiracısının kapısına dayanıyor. Gürültülere uyanan Vildan Aktay'ın eşi kapıyı açtığında ev sahibinin akrabalarının saldırısına uğruyor. Zonguldak'ta yaşanan bu görüntüler ev sahibi kiracı ilişkilerindeki vehameti bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın ardından taraflar polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. Aktay çifti Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı almak için suç duyurusunda bulundu. Benim bileğimi bu şekilde saldırarak bu hale getirdim. Apartmandaki komşularımız ayırdı evet, sağ Evet. Ben bağırdım. Komşular yardım edin. Komşular yardım edin diye bağırdım. Ha bunların zaten niyetleri belli. Onlar açıkça bize saldırmaya gelmiş onlar. Aktay çifti de tıpkı birçok kiracı gibi ev sahibine güvenmiyor. Yani bir katakulli yapıp bir şekilde Sanki bizi da... oradan çıkartıp yüksek miktarda bir Aynen. paraya, bir kira bedeline başka birilerine kiraya vereceklerini düşünüyorum. Bu konuda Üçüncü kez saldırıya uğradıklarını belirten aile haklarını hukuki yollarla arayacaklarını söyledi. Bu darp olayları da gündeme gelince olunca biz artık hani resmi ve hukuki yollara başvurmak zorunda kalacağız.